Valla Yıldız Tilbe bile isyan etmiş. Meğer o da emekliymiş. Ben Yıldız Tilbe'nin emekli olduğunu bilmiyordum. Bugün bir tweet yazmış. Şöyle bir altına alayım kendimi de görün tweet'i. Emekli oldum. Eskiden emekli olanlar bir ev bir araba alırlardı ya da iş açardı toplu parayla. Şimdiki emeklilere Allah yardım etsin. Başka yardımcı yok gerçekten. Kimseye muhtaç olmamak için ömür boyu çalışmanın karşılığı Bağlanan maaş bu mudur? Budur. Mübarek Ramazan Allah razı soru işaretleri. Yani Allah razı mı demek istemiş herhalde. Kendi ödedi herhalde primlerini. Çünkü Yıldız Tilbe sonuçta serbest meslek sahibi bir sanatçı. Ee, ancak o şekilde emekli olmuştur. Dolayısıyla kendi ödediğine göre en yüksek primden ödemiştir. Buna rağmen şikayetçi Yıldız Tilbe bile isyan etti. Yani sizin anlayacağınız bu işe. Çok ilginç bir şey oldu. Ben tabii Yıldız Tilbe'nin bu tweetin ekran görüntüsünü görünce Dedim ki ya dedim bakayım acaba Yıldız Tilbe'nin bu tweetine aşağıda ne yorumlar yazılmış? Destek yorumları mı gelmiş yoksa işte bugüne kadar aklın neredeydi yorumları mı? Yani ne demişler acaba Yıldız Hanım'a ki ben de kendisini sesini yorumunu bayılırım yani. Enteresan bir karakter e, ama e, çok e, güçlü bir vokal e, hakikaten de bir de ne göreyim Yıldız Tilbe beni engellemiş. Az önce bunu fark ettim. Yayından önce gerçekten farkında değildim. Tweetlerine bakmak isteyince fark ettim ki meğerse Yıldız TV beni engellemiş. Niye engelledi? En ufak bir fikrim yok. Hani ne demiş olabilirim, ne yapmış olabilirim? Hayatımda bir kere bile ne konuştum, ne tanıştım, ne bir sohbetim var, ne yaptım, herhangi bir programıma geldi. En ufak bir fikrim yok ama genel olarak bir Özlem sesi engelleyelim kafası var anlaşılan bazı kişilerde. Yıldız Hanım da beni engellemiş. Vallahi ben senden daha şok. Bayağı ciddi şok oldum yani. Hani niye ki engellemiş beni? Bilmiyorum ya yanlışlık olmuş diyenler var. Yok ya. Esmiş olabilir, evet esmiş olabilir. E, hayda e, konusunda ben de aynı fikirdeyim. Yok yanlışlık olmamıştır arkadaşlar. Bayağı ciddi ciddi beni engellemiş. Onun üzerine sevgili ekipten, alplerden rica ettim. Dedim ki ya Yıldız Hanım'ın tweetlerini ben göremiyorum. Siz görebiliyorsanız, ha böyle şeyler mi yazmışlar? Babamın bir ay beklediği emekli maaşıyla bir restoranda akşam yemeği yiyoruz. Sistemin dengesizliğine bakın. 30 yaşında borsada birikim yapmaya başlasaydı o maaşa muhtaç olmayacaktı. 17 yaşında hem okuyup hem de yazları bardak silseydi ve gerçekleri görebilseydi 36 yaşında emekli olurdu. Söyleyeceklerim bu kadar. Herkes hak ettiği gibi yaşar. Başka yorumlar da var anladım. Konuş ablam seni herkes dinler. Emekli adı üzerinde emeği olan emeğinin hakkını vermiş ama emeğinin karşılığını alamamış kişi. Var mı başka? Abla ben de dilekçe verdim. Kaç ayda emekli oldum? Dilekçeden sonra Yıldız abla hayata hoş geldin yazmış birisi. Hani farkında değil misin hayırlı olsun abla hayırlı olsun canım hayırlı olsun canım üzülmeyin Yıldız Hanım o parayla arabanın bir tekerini alırsınız ömrünüz yeterse diğer üç tekeri de belki alabilirsiniz filan gibi. Yani herkes her şeyin farkında ee, Yıldız Tilbe de belki de bu rüzgara ben de dedi katılayım herhalde bir tweet de ben patlatayım mı dedi bilmiyorum ki yani aşağıya böyle herkes e, dolusun diye düşündü belki de olsun Yıldız Tilbe hepimizin Yıldız Tilbe'sidir. O bir delikanlım söyler, hepimiz onu affederiz. Ben affettim şahsen, engellemiş olabilir beni. E, Yıldız Tilbe kendinden daha büyüktür yani. Yıldız Tilbe isminden ve şu engelleme kararından daha büyüktür benim hayatımda. Ben onu e, şarkılarını da şarkılarında, sesinde severim. Ama ortada bir geçinemeyen emekli sorunu olduğu kesin. Ve o yüzden de MHP milletvekili dün ne demiştim? Su satın, simit satın, domates satın. Domates nereden hakkına geldi bilmiyorum ama hadi simitle su diyelim ki seyyarda satılabilir. Domates ne alaka <laughs> diye domates kendisi de düşünmüştür herhalde. Ne domatesi ya ne alaka falan diye. Gerçek oldu bu. Hani biz şakasını yaptık dün böyle şey mi söylenir ittifakın ortağı olan bir MHP milletvekili bunca insan milyonlarca insan geçim sıkıntısı yaşarken şöyle laf edilir mi diye kendi kendimize burada düşündük. <laughs> Farkındaysanız yorumunu yaptık ve fakat gerçek oldu. Bugün yaşlıların iş gücüne katılma oranı rakamları açıklandı. Yaşlıların iş gücüne katılma oranı ve ona göre o rakamlara göre geçinemeyen emekliler işe geri gidiyor. Zaten görüyorum ben. Ee, mesela ne bileyim işte bir yerden bir araç çağırıyorum, bir şey oluyor, bir transfer aracına biniyorum. Ee, ya da ne bileyim işte bir kurumda dolaşırken temizlik elemanlarına bakıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu birbirinden kötü hamburgercilerde 70 yaş üzerinde insanlar çalışır. Bulunmadıysanız bilmezsiniz ama çok trajik bir görüntüdür. Gidersiniz böyle New York'un en havalı sokaklarına, caddelerine, orada öyle ne bileyim işte yerleri süpüren bir tane amca, bir tane teyze vardır. İnsanın içi, içi acır. İçler i̇şte acısı bir manzaradır o. Yani ayakta zorduran insanlar artık böyle incecik olmuşlar. O kasları gitmiş, kamburlaşmışlar. Ellerinde bir faraş, bir uzun süpürge temizlik yaparlar. Çünkü başka türlü hayatta kalamazlar. Vahşi kapitalizm bunu getirir. Ee, ve ben şimdi böyle şeyler görmeye başladım ve bu gerçekten de çok acı. Bugün resmi verilerle bu kanıtlanmış. Dolayısıyla tabii haklı olarak emekli seçmem. Ee, seçim sonucunu belirleyecek. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Emekli seçmen, İster AK Parti'ye vermiş olsun, ister o partiye, ister bu partiye, ee, bütün hayalleri suya düştü. Beklediler, Ankara mitingini beklediler. İşte efendim. E İstanbul Büyük Mitingini beklediler. Diyarbakır'da Bakman'da Sayın Cumhurbaşkanı bir şey söyler mi diye beklediler. Ama hiçbir şey söylemedi. İşte bugün bir tek dedi ki Temmuz'da bu işlere bir daha bakarız dedi. Bir de dün söyledi. Biz zam veriyoruz ama zamlar eriyor. Niye acaba? <laughs> <laughs> enflasyonla ilgisi olabilir mi? enflasyonu kim bu hale getirdi? şey kim? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu değil mi Aytur? Kesin Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu bence Simpsonlar, 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 Simpsonlar. Sim... Yani. Simba da olabilir, Simba da olabilir. Yani enflasyonu bu hale getiren bir kişi ya da bir takım kişiler bu maaşların erimesine yol açıyor. Acaba onlar kimler? Gene bugün iş işgücü istatistiklerine baktığımız zaman Türkiye'de gelir dağılımı adaletsizliğini gördük ve orada da yüzde birlik bir kesim servetin yüzde kırkına sahip. Ya yani her zaman böyle bir gelir dağılımı oldu tabii her zaman. Türkiye'de, de dünyada da işte yoksullar, orta sınıf, varsınlar bunlar var. Ama ilk defa bu kadar sert bir e, sert bir durum var. Yani ilk defa gerçekten zenginin çok zengin, fakirin çok fakir olduğu e, günlere geldik. Hakikaten çok korkunç. Tabii faiz sebep, aynen öyle, enflasyon sonuç. Başka sebepler de var.